BJT'leri ve FED'leri birleştirmiş. Biz bunları ayrı ayrı incelemeyi gördük. Fakat bu tür sorularda nasıl yaparsınız, davranış ne olur? Onunla başlamak istedim. Şimdi bunlar bildiğiniz gibi amplifikasyon devreleri, yani yükseltiç devreleri. Yükseltiç devresi dediğimiz zaman bu akım yükseltme, gerilim yükseltme amaçlı kullanılabilir. Günlük hayatta işte elektronik devrelerin içerisinde birçok yerde işte ne bileyim müzik sistemlerinde amfi olarak isimlendirdiğimiz devreler aslında alt yapısına baktığınız zaman BJT'ler ve FET'lerden oluşan elektronik devreler, elektrik ve elektronik devreleri. Bunların temellerinde bu şeyler, incelediğimiz modeller yatıyor. Şimdi buradaki gibi iki tane şöyle bir pardon. Buradaki gibi iki tane BJT ya da FED veya bir BJT bir FED gibi birbirine farklı kombinasyonlarda bağlanmış devre elemanları şey yapabilirsiniz, karşınıza çıkabilir. Bunları analiz ederken yaklaşım şöyle olmalı. Şimdi bunun bir geneline bakacaksınız. Bu geneline baktığınız zaman bu devre neye benziyor? Onu bir şöyle gözünüzde canlandıracaksınız. Şimdi alt taraftaki bacakları her ikisi de toprakta olduğu için bunları kapatırsak ve bir bütününe bakarsak bu gerilim bölücü devre dediğimiz gerilim bölücü devre dediğimiz yapıya karşı geliyor. Şimdi bu yapının içerisinde gördüğünüz gibi bir tane BJT, bir tane de FED yer almakta. Bunların bacak isimlerini hatırlıyorsunuz. Oklu olan bacak, emiter bacağıdı. Ana bacak base, yukarıdaki bacak da kolektör bacağı şeklinde isimlendiriliyordu. FED'e baktığımız zaman gate, source ve drain şeklinde etiketlememiz vardı. Şimdi BJT'nin emiter bacağı ile FET'in drain bacağı, alt taraftaki bizim FET'imiz, yukarıdaki de BJT'miz. BJT'nin emiter bacağı ile FET'in drain bacağı gördüğünüz gibi birbirine bağlı. Buraya bir voltmetre yerleştirmiş. Bu voltmetre ile toprağa göre bir gerilim ölçümü yapmış. Bunu ne demiş? VD potansiyeli demiş. Bu büyüklüğü şey yaparken, ölçerken yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya hattı çıkış kısmında şey yapabiliyorduk, düşünebiliyorduk. Şimdi sol tarafa baktığımız zaman burada bir VG geriliminin ölçüldüğünü belirtiyor. Hatırlayacağınız gibi VG gerilimi FET'in gate bacağına ilişkin bir potansiyel değeriydi. Bu yapının gerilim bölücü yapıyı oluşturan esas unsur FET'imiz. Yani FET tabanlı düşüneceğiz. FET tabanlı yaklaşacağız bu şeye. Çünkü giriş kısmı FET'ten kaynak alıyor. FET'ten besleniyor. Çıkış kısmında BJT'nin de bir katkısıyla
bir takım farklı gerilim değerlerini burada görüldüğü gibi VCC gibi, VC gibi ya da VD gibi farklı gerilim değerlerine ulaşılabiliyor. Aslında bir şekilde tek bir kaynak gerilimiyle yani 20 volt gerilim ile birden fazla çıkış gerilimi ve bir şekilde yükseltilmiş akım ve gerilim değerleri elde edilebiliyor bu yapıda. Şimdi şeylerin devre elemanlarının sahip oldukları bilgiler, işte BJT için beta yükseltme katsayısı, FET için işte pinch off gerilim değeri ya da doyma akım seviyesi gibi bilgiler bu sorunun içerisinde bize verilmiş. Bakın BJT'nin base bacağının akım akış yönü ok ile gösterilmiş. Bu gösterilmemiş olsa bile zaten bu BJT'nin emiter bacağındaki okun yönüne bakarak akan akımın yönünü hatırlarsanız belirliyorduk. İşte BJT'nin tipine karar veriyorduk. NPN mi, PNP mi olduğunu anlayabiliyorduk. Ve şunu söylemiştik. Oklu bacak her zaman okun gösterdiği bacak her zaman N tipi malzemeyi gösteriyor demiştik. Dolayısıyla bu yapıda kolektör bacağının N, base bacağının P, emiter bacağının da N tipi materyalden oluştuğunu hemen şey yapabiliyorum, çıkartabiliyorum. Benzer şekilde FET'lerin gate bacağındaki okun yönü de bu FET'in ne tip kanala sahip olduğunu bizlere bildiriyordu. Burada gördüğünüz gibi ok iç tarafa doğru yine okun gösterdiği malzeme N tipi malzeme olduğu için bu FET N kanallı bir FET, N kanallı bir JFET. Değil mi? Bunların tam olarak ismi JFET, Junction FET olarak isimlendiriliyordu. Okun yönüne bakarak bunun N kanallı bir JFET olduğunu şey yapabiliyorum, çıkartabiliyorum. Şimdi yukarıdan bir base akımı geliyor. Emiter bacağından devam ediyor. Emiter bacağından giriş çıkış yapan emiter akımı alt taraftaki FET'in drain bacağından giriyor ve drain source arasındaki kanaldan geçip alt taraftaki 1.2K'lık direnç üzerinden devreyi tamamlıyor. Geneline baktığımız zaman bu yapının, bu yükseltici, bunu da şuraya not düşelim, amplifikatör, bu yükseltecin bu şekilde çalıştığını, bağlantısında bir sıkıntı olmadığını şey yapabilirim, gözlemleyebilirim. Şimdi gerilim bölücü devrelerde biz şu şekilde bir etiket ismi veriyorduk dirençlere. Yukarıdaki dirence R1, alttaki dirence R2 şeklinde bir etiket ismi veriyorduk. Yine devre elemanlarının bacaklarından yola çıkarak bu hatlara bağlı olan dirençlerin etiket isimlerini bacak isimleriyle eşleştireceğim. Alt tarafta gördüğümüz 1.2K'lık direnç source bacağına, N kanallı JFET'in source bacağına bağlı olduğu için buna RS. Yukarıdaki BJT'nin base bacağına bağlı olan 330 kilo ohmluk direnç RB. Ve benzer şekilde yukarıdaki BJT'nin kolektör bacağına bağlı olan dirence de RC etiketlemesini yapacağım. Şimdi bu yapının içerisindeki BJT ile kurulmuş olan devre kısmını kesip
buradan çıkarttığımızda bu BJT'nin modeli, beslenme modeli neye benziyor? Bakın şurayı şöyle farklı renkle çizeyim. Bakın burayı şöyle. Buradan kesip aldığımızı düşünelim. Bunu gözümüzde canlandırdığımızda yukarıdan 20 volt ile beslenen sabit bir gerilim değerinde beslenen BJT. Hatırlarsanız bu yapılara ne demiştik? Sabit ön gerilimli. Sabit ön gerilimli tasarım şekli demiştik. Şimdi şeye baktığım zaman, fetli düzeneye baktığım zaman da drain bacağındaki bu karmaşık yapı içerisinde BJT'yi barındıran bu karmaşık yapı aslında devre sadeleştirilmesi düşünüldüğü zaman tüm karmaşık yapılar bir direnç ile ve bu dirence işte seri bağlı ya da paralel bağlı bir kaynak ile ifade edilebilir. Biz elektronik dersinin içerisinde bu devre analiz yöntemini görmedik, bilmiyoruz. Fakat özetle şunu söyleyeyim. Bu tırtıklı kırmızı ile çizdiğim yeri ben aslında ismine Thevenin veya Norton denilen eş değer devre modeliyle ifade edebilirim. Thevenin şunu söyler. Her karmaşık devre bir gerilim kaynağı ve bu gerilim kaynağına seri bağlı bir direnç ile tanımlanabilir der. Burası gerilim kaynağı, Thevenin gerilim kaynağı. Burası da Thevenin direnci. Şimdi bu Thevenin gerilim kaynağı ve Thevenin direnci denilen şey, bu karmaşık yapıyı sadeleştirip, basitleştirip tek bir gerilim kaynağı olarak ifade ettiğinizde, işte buradaki Thevenin direnci de bu yapının içerisinde birbirine seri bağlı, paralel bağlı dirençleri sadeleştirdiğinizde bulacağınız büyüklüklerdir. Bir de buna benzer şekilde Norton eşdeğer devreleri vardır. Bu Norton eşdeğer devrelerine geçiş bir kaynak dönüşümü, kaynak dönüşümü işleme yapılarak Thevenin modeline bir kaynak dönüşümü işlemi yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu da şöyle, Norton eşdeğer devresi de şunu der, aslında Norton ve Thevenin iki tane bilim adamı. Bunların buldukları ifadeler, bunların teoremleri, buradaki eşdeğer devrelerde bahsettiğimiz ifadeler. O da şunu der, her karmaşık devre bir akım kaynağı ve buna paralel bağlı bir direnç ile ifade edilebilir der. Bu da Norton modeli. Tamam. Devre ne kadar karmaşık olursa olsun, bu devrenin içerisindeki güç kaynaklarının hepsini akım kaynağına çevirirseniz, ve o devrenin içerisindeki dirençlerin, bu karmaşık bağlı dirençlerin seri ya da paralel bağlantısından yola çıkarak, dizaynından yola çıkarak bu karmaşık yapı için tek bir tane direnç değeri bulabilirsiniz de. Bu iki model arasında kaynak dönüşümü dediğimiz bir geçiş gerçekleştirilebilir. Kaynak dönüşümü çift yönlüdür.
İster Thevenin modelinden, ister Norton modeline geçin. İster Norton modelinden Thevenin modeline geçin. Bu kaynak dönüşümünü çift yönlü yapabilirsiniz. Bunun alt kısmında yatan teorem aslında Ohm yasasıdır. V eşittir I çarpı R bildiğimiz Ohm yasasıdır. Dikkat ederseniz eğer her iki modelin içerisinde farklı etiket ismi ile isimlendirilmiş dirençler olsa da aslında Thevenin direnci denilen direnç, Norton direnci denilen dirence eşittir. Büyüklük olarak birbirlerinin aynısıdır. Siz ne yaparsınız? Bu direnç aynı direnç olduğu için elinizde bir gerilim kaynağı varsa bu gerilim kaynağının değerini Ohm yasası formülünde yerine koyar, akım büyüklüğünü elde edersiniz. Bulduğunuz akım büyüklüğü işte bir akım kaynağı olarak Norton modelinin içerisinde gösterilebilir. Veya elinizde Norton modeli varsa ne yaparsınız? Bu akım kaynağının büyüklüğü ile buna paralel bağlı direnci çarpıp gerilim değeri bulur. Bu gerilim değerini Thevenin modelinin güç kaynağı şeklinde ifade edebilirsiniz. Şimdi detaylı bir şekilde farklı bilgilere ihtiyacımız olsaydı aslında buradaki sabit ön gerilimli tasarımın daha basitleştirilmiş modeline Thevenin ya da Norton cinsinden ifade edip buraya yerleştirebilir ve yapıyı biraz daha basitleştirebilirdik. Şimdi bunun yanı sıra hatırlayacağınız gibi biz şöyle bir yaklaşım yapıyorduk. Gerilim bölücü devrelerde şöyle düşünüyorduk. Yukarıdan beslenen ismine VDD dediğimiz bu gerilim büyüklüğünü ikiye ayırarak düşünüyorduk. Bu ister BJT'li gerilim bölücü tasarımında olsun, ister FET'li gerilim bölücü tasarımında olsun. Biz ne yapıyorduk? Bu şey derdi, şu anki incelediğimiz FET'li model. Bu yapıyı, buraya tekrar çizeyim, şöyle hatırlatmak için. Yukarıda ve aşağıda birer direnç var. Burası RD, burası RS. Yukarıda VDD'yi ikiye ayırarak şey yapıyorduk, düşünüyorduk. R1 direnci, R2 direnci. Bunların her ikisi de alt tarafta toprağa bağlı. Şimdi bu analizi yaparken de bir takım varsayımlardan bahsediyorduk. O da neydi? İşte gate bacağına doğru akan akımın, gate akımının olmadığını, IG'nin 0 amper olduğunu, buna istinaden R1 ve R2 dirençleri üzerinde yukarıdan aşağıya doğru bir akım aktığını ve bu akımın işte devreyi besleyen VDD gerilim kaynağı tarafından oluşturulduğunu şey yapıp söyleyip aslında buradaki gate bacağının potansiyeli olan bu bağlantı noktası yani R1 ile R2 direncinin tam ara noktasındaki gerilim büyüklüğünü şey yaparken bulurken alt tarafta bir Kirchhoff gerilim yasası denklemi kurup bu Kirchhoff gerilim yasası denkleminden bir ifade çıkartarak bu gerilim değerini, gate source arasındaki gerilim değerini bulabiliyoruz demiştik. Bunları tekrar şuraya şöyle ufak not alayım, hatırlatayım. Source bacağından akan akım IS, drain bacağından akan akım ID ama bunlar neydi? Bunlar birbirine eşitti. Drain akımıyla source akımı birbirine eşitti. Buradaki Kirchhoff gerilim yasasını yazdığımızda gate bacağı ile source bacağı arasındaki gerilim olan
VGS gerilimine. Burada kurduğumuz Kirchhoff gerilim yasası denkleminden yola çıkarak bunun etiketlendirmesini de yapalım. VDD'nin artı bacağı yukarıdan bağlı olduğu için dirençlerin üst bacakları artı, alt bacakları eksi şeklinde. Benzer şekilde Gates bacağı pozitif, source bacağının üst kısmı, RS'nin üst kısmı ya da source bacağı negatif şekilde bu VGS denklemini çıkartıyorduk. Bunu yazdığımızda şöyle bir ifade elde etmiştik. VG eksi ID RS şeklinde. Buradan akan akım, I akımı dediğimiz aslında source bacağının üzerinden geçen akım, IS akımı, işte ID'ye eşit olduğu için bu denklemin içerisinde de ismini değiştirerek, buradaki akımın ismini değiştirerek ISRS yazmak yerine IDRS şeklinde ifade ediyordu. Buraya kadar her şeyi hatırlıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Şimdi bu tür yapıları grafik yöntemiyle çözmek daha kolay demiştik. Veya ne yapıyordunuz? İşte giriş kısmının Thevenin eşdeğerini bulup buradaki gerilim büyüklüğünü ve direnç büyüklüğünü şey yapıp yerleştirerek sayısal hesaplamalar yapabiliyordunuz. Ama grafiksel olarak incelediğimizde burada giriş kısmından elde ettiğimiz bu Kirchhoff gerilim yasasıyla elde ettiğimiz denklemin çizimini yapmak istediğimizde hatırlayacağınız gibi bir akım yerine buradaki akım yerine sıfır koyarak VGS değerini buluyorduk. Akım yerine sıfır koyduğumda VGS VG gibi bir değere eşitti. Ve bir de VGS yerine sıfır koyarak neyi buluyordum? Akım büyüklüğü buluyordum. ID'yi buluyordum. Bu da VG bölü RS şeklinde bir büyüklüktü. Bunlar benim ne için gerekliydi? Bu iki bilgi yük doğrusu dediğimiz çizimi nereden nereye çizileceğini bulabilmem için gerekliydi. Şöyle kabaca buraya çizecek olursak, bakın şöyle alt taraftaki eksen VGS ekseni, dik olan eksen akım ekseni. Şimdi şeyin bu yapının bir transfer eğrisini çiziyorduk sol tarafa. Bunu da hatırlayacağınız gibi 4 tane basitleştirilmiş değerden yola çıkarak bu çizimi gerçekleştiriyorduk. Ve bu transfer eğrisini çizdikten sonra bakın VGS değeri pozitif bir VG büyüklüğünden başladığı için bunun işte pozitif bir yerden başlayıp akım eksenini VG bölü RS'den kesecek şekilde geçen, yani akım ekseninin şöyle şurası VG bölü RS noktasından geçen bir yük doğrusunu şey yapıp çizip bu doğru parçasının bu eğri ile kesim yerlerini gerilim, burası VGS, VGS, Q ve akım eksenlerine burası da IDQ iz düşürdüğümüzde ve bunu yaklaşık olarak grafikten gözümüzle şey yaptığımız zaman, ölçtüğümüzde çalışma noktasındaki, çalışma anındaki gerilim ve akım büyüklüklerini grafiksel yöntemle şey yapabiliyorduk, elde edebiliyorduk. Şimdi bu ifadeleri şey yaparken
oluştururken bir tablo hatırlarsanız oluşturmuştuk. Basit bir tablomuz vardı. Bunu sayısal değerlerini bulurken kullandığımız. Şöyle hatırlatmak için tekrar buraya gösterelim. VGS, ID değerleri. Bir ID yerine IDSS koyup VGS büyüklüğünü buluyorduk. Bir VGS yerine pinch off voltajını koyup ID değeri hesaplıyorduk. Akım değerinin yarısında ID eşittir IDSS bölü 2 olduğunda IDSS bölü 2 olduğunda işte bir gerilim değeri hesaplıyorduk. Bir de VGS pinch off voltajının yarısına eşit olduğunda bir akım değeri hesaplıyorduk. Bu bilgiyi kullanarak, buradaki dört noktayı kullanarak transfer eğrisinin çizimini gerçekleştirebilmek için işte eksenleri kestiği noktalar ve kıvrımı yaratabileceğimiz noktaları elde edebiliyorduk. Daha sonra buradaki akım ve gerilim eksenlerini kestiği yerlerden yük doğrusunu çizip kesişim noktasının iz düşümlerine baktığımızda da çalışma anındaki akım ve gerilim değerlerini bulabiliyorduk. Şimdi şey için, gerilim bölücü yapı için şöyle bir ifade söylemiştik hatırlayacak olursanız eğer. Aslında bu Gates bacağındaki gerilim büyüklüğünün buradaki yapıya bakıldığı zaman, burası tek başına düşünüldüğü zaman, yukarıdan aşağıya doğru akan iki tane direncin birbirine seri bağlı olduğu ve bunun da bir gerilim kaynağı tarafından beslenildiği düzenekten yola çıkarak bir akım ifadesi elde ettiğimizi ve bu akım ifadesini R2 direncinin büyüklüğü ile çarparak R1 artı R2, bu eş değer direnç, buradaki VDD bölü R1 artı R2 kısmı da aslında akım. Bunu R2 büyüklüğüyle çarparak Gates bacağının gerilim büyüklüğünü hesaplayabileceğimizi şey yapmıştık, söylemiştik. Şimdi soruda bizden istenilen ifadelere baktığımızda A şıkkında Gates bacağının gerilim büyüklüğünü istiyor. İşte Gates bacağının gerilim büyüklüğünü bulurken N kanallı JFET tasarımının gerilim bölücü yapısını göz önüne alarak bu gerilim büyüklüğünü şey yapacağım, elde edeceğim. Buradaki VG için R2 çarpı VDD bölü R1 artı R2 değerlerini kullanacağım. VDD dediğim ifade yukarıdaki 20 volt ile R2'nin büyüklüğünü çarpacağım. R2 dediğim 18 kilo ohmluk direnç. R1 ile R2'nin toplamı olan R1 91K, R2 de 18K. Bunların toplamı olan büyüklüğe böldüğüm zaman, bak burası işte akım aslında, burası akım. Akım ile direnci çarptığım zaman gerilim büyüklüğünü elde etmiş olacağım. Bunu hesapladığımızda 3.3 volt gibi bir gerilim büyüklüğü elde edebiliyoruz. Bu bizim Gates bacağının toprağa göre olan potansiyelinin büyüklüğü. Bunu ölçerken mesela bu bizim
breadboard'umuzun üzerindeki bir tasarım ise bunu hızlı bir şekilde voltmetrenin artı bacağını yukarıya, eksi bacağını da toprağa değdirerek şey yapabilirim, ölçüm alabilirim. Şimdi B şıkkında çalışma anındaki gate source gerilimini ve çalışma anındaki kanal akım büyüklüğünü, IDQ'yu bize soruyor. Buradaki kanal akımı alt kısımdaki en kanalda JFET'i kastederek etiketlenmesine dikkat edersek ID şeklinde şey yapılmış, gösterilmiş. Bu da kanaldan akan akım, drain akımı ve eşiti olan source akımı aslında bulacağımız şey bu. Bu tablodan yola çıkarak grafikteki değerleri bulacağım. Bu grafikteki değerleri yerine yerleştirip şimdi kesişimini şey yapacağız, inceleyeceğiz. Şöyle yapalım. VGS için 0 volt koyduğunuzda ID için ben neyi biliyorum? Kanaldan maksimum akım akacağını biliyorum. Hatırlayacağınız gibi bunun çalışması nasıldı? Gerilim değerini drain source arasına uyguladığınız potansiyeli ne yapıyordunuz? Yavaş yavaş arttırmaya başlıyordunuz. Yavaş yavaş arttırmaya başladığınızda kanaldan akım akmaya başlıyordu. Drain source arasında bir ID akım akışını gözlemliyordunuz. Fakat kanal üst tarafta ne oluyordu? İç taraftaki kanalın içine şey yaptığımızda, gözlemlediğimizde ters gerilim altına maruz kaldığı için kanalın üst tarafı depletion region gitgide genişlemeye başlıyordu ve daralmaya başlıyordu. En son çok çok daralarak kanal kapanmıyordu fakat çok çok dar bir hale geliyordu. Ve kanaldan akan akımın büyüklüğü değişmeden kalıyordu. Biz buna doyma akım seviyesi diyorduk hatırlarsanız. Onu da şuraya şey yapalım, tekrar hatırlatalım. Şöyle yavaş yavaş artıp sonra sabit giden bir akım ifadesi. Burası VGS 0 iken ki doyma akım seviyesi IDSS. Sonra biz VGS'yi en kanallı şeyler için, yapılar için negatif yönde şey yaptığımızda, arttırdığımızda doyma akım seviyesine daha hızlı bir şekilde ulaşıp en sonunda bu VGS'yi pinch off voltajına eşit bir voltaja ayarladığımızda da kanalın tamamen kapandığını hatırlamamız lazım. Çalışma şeklini şey yapmamız lazım, unutmamamız lazım. Şimdi VGS 0 voltken maksimum akım akacak. IDSS 6 miliamper. VGS pinch off voltajına eşit olduğu zaman ne olacak? Burada bana vermiş pinch off voltajı eksi 6 volt şeklinde. Kanal ne olacak? Kapanacak. Kanaldan akım hiç akmayacak. 0 miliamper olacak. Ara değerlerde daha hızlı hesaplayabilmek için genel olarak ne yapıyorduk? VGS'yi işte VP'nin yarısında bütün şeylerde, FET'lerde, JFET'lerde şey yapabilmek için, bu çizimi gerçekleştirebilmek için genel bir ifade kullanıyorduk. Pinch off voltajının yarısı şeklinde. Burada eksi 3 volta denk geliyor. Bunu şey yaptığımız zaman Shockley denkleminde yerine koyduğunuzda burası 1.5 miliamper büyüklüğüne karşı gelecek. VGS'nin ID'nin de son olarak da ID'nin de IDSS'nin yarısına yani 3 miliampere
eşit olduğu şey için, durum için VGS büyüklüğü şey yapacağız, hesaplayacağız. Bu da 1-1.8 volt gibi bir değer bulacağız. Şimdi bu bilgileri ben grafikte yerine koyacağım ve transfer grafiğini oluşturacağım. Aslında tabii bunu bu şekilde çizmiyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle başlıyoruz. Bunları işte akım eksenini 6'ya böldüğümüzü, buranın ID akım ekseni, burası VGS gerilim ekseni. Burayı eşit parçalara böldüğümüzde 1, 2, 3 miliamper burası, 4, 5, 6 miliamper burası benim ID SSM doyma akım seviyesine denk gelen yer. VGS 0 iken ID SS ilk bilgiyi işledim. İkinci bilgiyi şimdi yerleştireceğim. Akım 0 iken gerilim eksi 6 voltta. Gerilim eksenini de 6'ya böleceğim. İşte eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Burası da eksi 6 olsun. İkinci noktam burası. Şimdi kıvrımı yaratırken kullanabileceğim noktalardan bir tanesi. Gerilimin eksi 3 volta eşit olduğu yerde, yani şurada eksi 3 iken, akımın 1,5 miliamper olduğu yer, yani yaklaşık olarak şurası. Bu iki noktayı birleştirerek bir yer buldum. Ve kıvrımı oluştururken kullanabileceğim bir nokta daha. Akım 3 miliamperken, yani şuradayken akım 3 miliamperken VGS eksi 1.8, yani şurası gibi eksi 1.8 diyelim. Tabii şimdi bizim buradaki çizim çok hassas değil ama yine de kabaca bize yetecek şekilde şöyle transfer eğrisini şey yaptık, kabaca çizdik. Şimdi yük doğrusunu bu eğrinin üzerine oturtacağız. Burası VGS. Yük doğrusunu oturturken burada bulduğum ifadeleri şey yapacağım, kullanacağım. Şimdi VG için neyi hesaplamıştım? 3.3 volt hesaplamıştım. Yine aynı aralıkta pozitif kısımdaki yük doğrusunu en son oluşturuyorduk. Bu yük doğrusunu oluşturabilmek için gerilim ekseninin nerede başlayacağım bilgisini 3.3 voltun yerine belirlemiştik. Şimdi bir de neye ihtiyacım var? Akım eksenini kestiği yeri bulmaya ihtiyacım var. Akım eksenini kestiği yerde 3.3 voltu ID dediğim akım eksenini kestiğim yer 3.3 voltu, pardon, burası çok yakın oldu, birazcık uzaklaştıralım. 3.3 voltu neye böleceğim? RS source bacağındaki direncin büyüklüğüne böleceğim, 1.2K'ya. Bu da tam değeri elimde yok. İşte küsuratlı, iki küsuratlı bir şeye gelecek. Bakın bu iki bilgiyi, bu iki değeri bir doğru parçası ile birleştirdiğimde yük doğrumu çizmiş olacağım. Bu yük doğrusunun kesim noktasını eksene iz düşürdüğüm zaman, akım eksenine iz düşürdüğümde şuradaki aralığı düzgün bir oranda çizersek eğer, bu iz düşüm yerinin
IDQ'nun yaklaşık olarak 3,75 miliampere karşı geldiğini gözlemleyeceksiniz. Benzer şekilde gerilim eksenine iz düşürdüğümüz zaman da, bunu aşağıya iz düşürdüğümüz zaman da eksi 1 volttan biraz daha büyük bir yere karşı gelecek. Burası da VGSQ yaklaşık olarak eksi 1.25 volt gibi bir büyüklük olacak. Eksi 1.25 volt gibi bir büyüklüğe denk gelecek. A şıkkında gate gerilimini sormuştum. Gate bacağı en kanallı JFET'e ait bir bacak olduğu için buradaki JFET'in oluşturduğu tasarımdan yola çıkarak gate bacağının gerilimini bulduk. Hatırlayacağınız gibi bu gate bacağının gerilimini aslında şeyde de daha önce Teve'nin gerilimine karşı geldiğini şey yapmıştık. Teve'nin gerilimini bulurken de buradaki direncin Teve'nin direnci ve buradaki gerilimin de Teve'nin gerilimi olduğunu vurgulamıştık daha önceki çözümlerimizde. B şıkkında çalışma anındaki kapı kaynak yani gate source ve drain yani akaç gerilimin akımının ne olduğunu ya da kanal akımının ne olduğunu şey yapmıştı, bize sormuştu. Bunlar da JFET'e ait değerler olduğu için bu bilgileri bulurken gerilim bölücü yapının JFET ile oluşturulmuş gerilim bölücü yapının grafiksel yöntemini kullanarak şey yaptık, çözüme ulaştık. Çünkü JFET'lerde gate ile drain source arasının kontrol edilebilmesi durumu çok basit değildi. BJT'ler kadar basit değildi. BJT'lerde hatırlayacağınız gibi bir beta katsayısı ile birbirlerine bağlıydı. IC dediğimiz şey IB'nin base bacağının akımının beta katı kadardı. Burada lineer bir bağıntı vardı BJT'lerde. Ama FET'lerde Shockley denkleminin olması, oradaki çözümlemeleri, bu denklemi kullanarak işte elde ettiğimiz VGS ifadesini Shockley denkleminde yerine koyup bunun açılımını yaparak gitmeye çalıştığımızda karşımıza çıkacak o karmaşık kökleri bulmak çok daha sıkıntılı ve zor olduğu için grafiksel yöntemi tercih edebiliriz diye vurgulamıştık şeyde konuyu anlatırken. Şimdi C şıkkına geldik. C şıkkında emiter akımını soruyor. BJT'ye ait emiter akımını soruyor. C şıkkında emiter akımını soruyor. Emiter bacağındaki olan IE akımını soruyor. Şimdi dikkat ederseniz eğer emiter bacağı alt taraftan JFET'in drain bacağına bağlı. Yani her ikisi de aynı tel üzerinde olduğu için ne olacak burada? Emiter akımı dediğim şey aslında drain akımının aynı büyüklüğü olacak. Ben biraz önce neyi buldum? FET'in alt taraftaki FET'in çalışma anındaki drain akımını buldum. IDQ'yu hesaplamıştık. IDQ dediğimiz büyüklük grafikte iz düşümden şey yaparak giderek 3.75 miliamper gibi bir yerde kestiğini söylemiştik. İşte bu değer aynı zamanda aynı tel üzerinde olduğu için neye eşit? Emiter akımına eşit. İşte C şıkkının cevabı
IE'nin büyüklüğü ID'ye eşit olduğu için bu da çalışma anındaki kaynak kaynak diyorum, kanal akımının büyüklüğü kadar. Şimdi D şıkkında da bana IB'yi soruyor. Bakın IB BJT'ye ait bir nicelik. Base akım, base bacağının üzerinden akan akımı IB şeklinde etiketlemiş. Base bacağının akımı IB. Hatırlayacağınız gibi BJT çözümlerini yaparken ya da hem BJT'leri işte hem FET'leri yaparken yapıyı ikiye ayırıyorduk. Giriş kısmı ve çıkış kısmı şeklinde. Giriş kısmından bir takım ifadeler bulup bu bilgileri çıkış kısmında kullanıyorduk. Buradaki şeye baktığımız zaman, BJT'li yapıya baktığımız zaman bunun sabit ön gerilimli bir tasarımda olduğunu dile getirdik. Bu sabit ön gerilimli tasarımda ya da genel olarak BJT'leri çözerken her zaman bir kuralımız vardı. Bu da neydi? Kolektör akımı base akımının beta katı kadardı. Ve kolektör akımı yaklaşık olarak emiter akımına eşit diye bu çözümlemelerimizi gerçekleştiriyorduk hatırlarsanız. Bakın şimdi burada ben neyi buldum? Emiter akımını buldum. Emiter akımım belli. Bu neyi doğuruyor? Otomatik olarak kolektör akımına eşit olma durumunu doğuruyor. Benim transistörüm için verilen beta katsayısı zaten soruda var. 160 olarak bu beta katsayısını vermiş. Bu bilgileri yerine koyduğumda IB için IC bölü beta hesabını yaptığım zaman 3,75 miliamperi soruda verilen 160'a böldüğümde 23,44 mikroamper büyüklüğünde bir ifade çıkıyor. Hatırlarsanız ne yapıyordu? BJT'ler akım yükseltme işi yapıyordu. Base bacağındaki akımı, mikro seviyesindeki akım, bakın kolektör bacağında 1000 katı kadar artıyordu. Miliamper seviyelerine çıkıyordu. Bu da BJT'leri akım yükseltme işi yaparken kullanılabileceğini bir kez daha ispatı. Şimdi E şıkkına bakalım. C'yi çözdük, D'yi çözdük. E şıkkına bakalım. E şıkkında drain bacağının gerilimini bize sormuş. Drain bacağının gerilimi. Şurayı birazcık temizleyeyim. Temizlerken alt tarafta gidecek. Temizlemeyeyim. Devam edelim. Bakın şurada VD, drain bacağının gerilimini sormuş. Şeye dikkat ederseniz eğer, ölçüm aldığı yer emiter bacağı ile drain bacağının tam orta noktası. Yani bu neyi doğuruyor? Eğer bir düzenek kurup, işte buraya bir voltmetre bağlarsak, bu voltmetrenin artısını bu iki devre elemanının orta noktasına, eksisini de toprağa değdirirsek, bu voltmetrenin ölçeceği büyüklük drain bacağının büyüklüğü ve aynı zamanda da emiter bacağının gerilim büyüklüğüne denk gelecek. Çünkü emiter bacağı ile drain bacağı birbirlerine bağlı ve aralarında herhangi bir devre elemanı yok. Dolayısıyla VE dediğimiz emiter gerilimi, emiter bacağının toprağa göre gerilimi, drain bacağının toprağa göre gerilimiyle aynı büyüklükte. Şimdi şeylerde, BJT'lerde aynı durum çift alt indis ile vurgulanan her noktada geçerliydi. Base emiter arasındaki gerilim her zaman neye eşit diyor, kabul ediyorduk. Burada bir işte diyot, silikon diyot olması, bu silikon diyotun yaklaşık 0,7 voltta
iletkenlik göstermesi, üzerinden akım akıtmaya başlaması sonucunda işte bu threshold voltu olan 0.7 volta karşı geldiğini söyleyerek çözüyorduk. Ve çift alt indis açılımını da VBE'yi de VB eksi VE şeklinde verebileceğimizi şey yapmıştık. İşte benzer durum VGS için de geçerliydi. VG eksi VS şeklinde her çift alt indis açılımını şey yapabiliyorduk, ifade edebiliyorduk. Şimdi burada soruda bana drain bacağının gerilimini sormuş, VD'yi sormuş. Ben neyi biliyorum, neyi gözlemledim? VD'nin VE'ye eşit olduğunu gözlemledim. Burası aynı zamanda ne? VD. Buradan şeyi çekersek VD eşittir VE deyip bunu da çektiğinizde VB eksi VBE'den neyi bulabilirsiniz? Drain bacağının gerilim büyüklüğünü bulabilirsiniz. Bakın şimdi buna bakalım. Şuraları biraz temizleyelim. Alt tarafa yazalım. Şimdi VBE büyüklüğüm 0.7 volt. Benim neye ihtiyacım var? Bunu bulabilmek için base bacağının potansiyeline ihtiyacım var. Yani voltmetrenin artısını buraya değdirdim. Eksisini toprağa değdirdim. Neyi ölçtüm? Base bacağının gerilimini ölçtüm. Veya nasıl ölçebilirsiniz? Burada toprağa göre aşağıdan yukarıya ölçüm yapabileceğiniz gibi yukarıdan aşağı da ölçüm yapabilirsiniz. Şimdi yukarıdan aşağı ölçümü daha şöyle güzel görebilmek adına şöyle bir şey yapalım. Bakın her şeyi, her tasarımı şey yaparken, analiz ederken yukarıdan uygulanan gerilim büyüklüğünü ikiye ayırabileceğimizi şey yapmıştık, söylemiştik. Bakın buradaki VDD'yi yani 20 voltu şöyle ikiye ayırdığımızda aslında burada pilin artı bacağı bağlı, eksisi de nereye bağlı? Toprağa bağlı. Biz giriş kısmında bu BJT'nin giriş kısmında ne yapıyorduk? Bir Kirchhoff gerilim yasası denklemi çözüyorduk. Ve bu denklemi şey yaparak, kullanarak gerekli bilgileri elde ediyorduk. Bakın şuraya tekrar bunu şey yapalım, yazalım, hatırlatalım. Şimdi yukarıdan ne uygulanmış? Bir VDD uygulanmış. Şuraya tekrar çizeyim. Artı, eksi, burası toprağa bağlı, burası 20 volt büyüklüğünde. Bu nereye bağlı? 330 kilo ohmluk dirence bağlı. Bu bağlantı noktası base bacağına, BJT'nin base bacağındaki noktaya bağlı. Buradan akan akımın büyüklüğüne soru da bana IB olarak şey yapıyor, gösteriyor. Burası base bacağı, burası emiter bacağı. Bu arası artı eksi VBE, base emiter gerilimi. Buradaki Kirchhoff gerilim yasası şeyine denklemini kurduğunuzda yukarıdan uygulanan gerilim, 20 voltluk gerilim nerede harcanacak? Base bacağına bağlı 330 K'lık direnç üzerinde harcanacak. Yani 20 volttan ben IB çarpı 330 K'lık büyüklüğü, bu kadarlık gerilimi çıkartırsam bu neye karşı gelecek? VBE gerilimine karşı gelecek. Devam ettirip bu Kirchhoff gerilim yasası denklemini tamamlayacak olursak emiter bacağının gerilim büyüklüğünü yukarıdan aşağıya doğru indiğimizde bir de neyi çıkartmamız lazım?
Baz emitter gerilimini çıkartmamız lazım. VBE'yi çıkartmamız lazım. İşte bu ifade ne? 20 voltun baz akımından dolayı baz bacağına bağlı 330K'lık dirençteki gerilim düşmesi ve baz emitter arasındaki potansiyel kaybından sonra geldiği büyüklük emitter bacağının büyüklüğü olacak. İşte bunu 20 eksi IB'yi şey yaptık, bulmuştuk. 23.44 mikroamper şeklinde. 20 eksi 23,44 mikroamper çarpı 330K dediğimizde buradaki kilo ohm ve miliamperin büyüklüklerini de bu çarpımın içerisinde sadeleştirilmesi durumunu unutmayın. Ve bundan bir de base emitter gerilimine 0.7 voltu şey yaparsam, çıkartırsam bu büyüklük işte buraya eşit olacak. Buradan bulduğum değer olan 11.56 volt VD gerilimi olarak karşımıza çıkacak. Şimdi son olarak F şıkkında da VC gerilimini bize soruyor. Bakın VC gerilimini burada şeyde göstermiş, sorunun içerisinde göstermiş. Neyi şey yapacağım, nasıl hesaplayabilirim? Yukarıdaki 20 voltun bu gerilim kaynağına bağlı RC direncini ve bu noktaya kadar ki şu kısımdan oluşturacağım. Kirchhoff gerilim yasasından şey yapabilirim. Bir gerilim düşümü büyüklüğünü şey yaparsam, hesaplarsam eğer buradaki VC'nin büyüklüğünü elde edebileceğim. Bakın hemen bunu şey yapalım, yazalım. VC dediğim yer yukarıdaki işte VCC ya da VDD, her neyse VDD eksi kolektör bacağından akan akım IC akımı IC çarpı kolektör bacağına bağlı direnç RC üzerindeki gerilim düşümünden çıkarttığımızda 20 volt eksi IC'yi 3.75 miliamper olarak bulmuştuk. 3.75 miliamper çarpı RC'de 1.1 kilo ohm dediğimizde burası da 15,88 volt gibi bir büyüklüğe karşı gelecek. Evet, aslında bu çözdüğümüz soru sayesinde bir ünite daha bitirmiş olduk. 9. üniteyi daha bitirmiş olduk. 9. ünitede BJT'lerin ve FET'lerin bir aradaki bu şeyleri, tasarımları, yapıları nasıl analiz edilir, nasıl çözümlenir, bundan bahsediyordum. Burada dikkat ettiğiniz gibi bugüne kadar öğrenmiş olduğumuz bütün bilgilere, bütün ayrı ayrı parça parça analiz ettiğimiz tasarımları uygun şekilde bir araya getirerek ihtiyacımız olan büyüklükleri ta diyotlara dayanacak noktada, değil mi? Diyotların da aslında çözüm bilgileri var. İşte base emitter arasındaki yapıdan şey yapacak olursanız, odaklanacak olursanız işte diyotlar, BJT'ler ve FET'leri bir araya getirerek şey yapmış olduk, adım adım çözmüş olduk. Şimdi başka bir soru yapalım. Bunu çizeceğim. Burayı kapattım. Şöyle bir soru var. Size 3 tane tasarım verilmiş. Bu tasarımlarda çeşitli ölçümler alınmış. Bu ölçümlerden yola çıkarak
bu yapının çalışması hakkında bir takım yorumlarda bulunmanızı istiyor. Bunlar JFET devre elemanıyla kurulmuş düzenekler. Burada N kanallı bir JFET var. Bu N kanallı JFET'in, çok kötü çizdim, pardon. Baştan başlayalım. Bu N kanallı JFET'in şöyle üst taraftaki bacağına 2K'lık bir direnç bağlanmış. 2K'lık bir direnç. Yukarıdan da 12 volt ile beslenmiş. Alt taraftaki bacağına 1K'lık direnç bağlanmış. Buradan bir ölçüm yapılmış. Buradaki ölçümde burası 4 volt okunmuş. Gate bacağına 1 mega ohmluk direnç bağlı. Bunlar alt taraftan toprağa bağlı. Şimdi bir başka tasarım var. Onu da daha doğrusu başka tasarım demeyeyim. Aynı tasarım ve farklı ölçüm değerleri var. Yine yapı aynı. Direnç büyüklükleri aynı. Burası 1 mega ohm. Buradaki direnç 1K'lık direnç. Bu sefer buradaki gerilim ölçümü 0 volt ölçülmüş. Yine burada 2K'lık direnç var. Yine burası 12 volt. Yine aynı yapı. Bir mega ohm. Burası 1K. Yukarısı 2K. Yine 12 volt. Bu sefer burada da 1 mega ohm üstünde 12 volt ölçüldüğünü söylüyor. Bir tanesi A şıkkı diyelim, B şıkkı diyelim, buna da C şıkkı diyelim. A şıkkında şurayı bir kez daha yazmak istedim. 12 volt. Evet. Evet, A şıkkında 1K'lık bunların da şeylerini yazalım. Gate, drain, source, gate, drain, source, gate, drain ve source bacakları. A şıkkında source bacağının gerilimi 4 volt. B şıkkında source bacağının gerilimi 0 volt. C şıkkında da gate bacağının gerilimi 12 volt olarak ölçülmüş. Bu devrelerin çalışma durumları yorumlayınız demiş. Çalışma durumlarını yorumlayınız demiş. Evet, A şıkkında şöyle bir bilgi daha var. Bunu yazmayı unuttum. VDS 0 volt. Evet. Şimdi baktığınızda A şıkkından başlayalım. A şıkkında yapılan ölçüm ve gözlem sonucunda
buradaki drain source bacaklarının potansiyel farkının 0 volt olması sanki drain ve source bacakları bir kısa devre elemanı ile birleştirilmişçesine bir düşünceye bizi sevk edebilir. Değil mi? Bunu not düşelim. VDC'nin 0 volta 0 volt olarak diyelim. Olarak ölçülmüş olması drain ve source bacaklarının sanki kısa devre elemanı ile birleştirilmişçesine düşünmemizi gerektirir diyelim. Şimdi burada drain source arasında gerilim düşmesi olmayacağından drain akımı ne olacak? Source akımına eşit olacak. Eğer VDS 0 volt ise, hiçbir gerilim düşmesi yoksa drain akımı source akımının aynısı olacak. Şeye baktığım zaman, bakın hemen buradaki bilgiden, bu ikiliden, burası RS, source bacağına bağlı olan direnç. VS denilen şey ne? VS eşittir IS çarpı RS. VS'yi kaç ölçmüş? 4 volt ölçmüş. IS'yi bulacağım. RS 1 kilo ohm. Buradan neyi bulabilirim? IS'nin 4 miliamper olduğunu bulabilirim. Eğer drain source arasında herhangi bir potansiyel düşümü yoksa, source bacağındaki akım ile drain bacağındaki akımın her ikisinin de 4 miliampere karşı geldiğini şey yapabilirim, söyleyebilirim. Hatırlayacağınız gibi bu tür durumlarda ne yapıyorduk biz? Doyma akım seviyesini bulurken, hatırlayacağınız gibi şeyde, BJT'lerde, işte FET'lerde drain source bacağının arasını bir kısa devre elemanı ile birleştirerek yukarıdan aşağıya analiz ettiğimizde bu noktada, bu aralıkta gerilim düşmesi olmadığını varsayarak kanaldan akan akımın maksimum seviyede olabileceğini şey yapıyorduk, söylüyorduk. İşte bu durum drain source'un 0 volt olma durumu, ölçülen bu akımın şeyden yola çıkarak, source bacağındaki gerilim büyüklüğünden yola çıkarak elde ettiğimiz akımın aslında aynı zamanda drain akımına karşı gelmesini ve bunun da aslında bu yapının, bu ölçüm büyüklüklerine göre doyma seviyesinde çalıştığını bize göstermektedir. Yani JFET'in, A şıkkındaki JFET'in doyumda olduğu söylenebilir. Hatırlayacağınız gibi devre elemanları doyumda çalışırken üzerlerinden geçen akım maksimum büyüklükteydi. Devre elemanı en fazla güce maruz kalıyordu. En fazla ısındığı, en çok ısındığı, işte
bir motor düşünün demiştik. İşte gaza sonuna kadar basıyorsun. Bu şekilde çok uzun süre gidersen ne oluyor? Motor bozuluyor. İşte çok iyi soğutma yapmadığınızda ne oluyor? Bu devre elemanı çok uzun süre doyumda çalıştırıldığı zaman bozuluyor. Bu JFET'in bu bilgiye göre doyumda çalıştığını şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Şimdi A şıkkının yorumu bu. Şimdi B şıkkına bakalım. Şimdi burada neyi görüyoruz? B şıkkında source bacağının gerilimi 0 volt ölçülmüş. Bir voltmetre ne yapmış? Voltmetreyi almış, buraya yerleştirmiş. Source ile toprak arasına yerleştirmiş. Voltmetre neyi gösteriyor? Sıfırı gösteriyor. Bakın burada direnç olmasına rağmen, 1K'lık direnç olmasına rağmen voltmetrenin sıfır göstermesi ne demek? Bu koldan buradan aşağıya doğru herhangi bir akım akmıyor demek. Direnç üzerinden akım akmıyor ki buradaki gerilim büyüklüğü de okunmuyor. Sıfır volt oluyor. Bu da ne anlama geliyor? Drain'den source'a doğru, yani kanal içinde bir akım akışı, bir akım akışı ne oluyor? Gözlemlenmiyor. Akım akışı bulunmamakta. Bulunmamakta. Bu durumu doğuruyor. Değil mi? Akımın akmadığını, yani aslında JFET'in iletmediği bilgisini gösterir. İletmediğini gösterir. Source bacağının geriliminin 0 volt olması kanaldan akım akmadığını, kanaldan akım akmadığı için ID eşittir IC idi hatırlarsanız eğer. Kanaldan akım akmadığı için drain akımının da 0 miliamper olduğunu, bu durumunda JFET'in iletmediğini durumuna karşı gelir. Yani ya bu devrenin, bu mesela şey olabilir, çok karmaşık bir devrenin, biraz önceki soruda çözdüğümüz gibi bu karmaşık devrenin bir kısmına denk gelebilir ya da tek başına bir yapı olabilir. Bunun için şöyle bir yorum yapabilirsiniz. Buradaki bilgiye göre karmaşık devre içindeyse, karmaşık devrenin bir parçası ise ne diyebilirsiniz? Devrede bir yerlerde kopukluk var ve akım düzgün bir şekilde döngüyü tamamlamıyor diyebilirsiniz. Göremediğimiz için, geri kalanını şey yapamadığımız, göremediğimiz için bu yorumu şey yapabiliriz, yapmamız gayet normal. Karmaşık bir devrenin bir parçası ise evet, karmaşık devrenin bir parçası ise hatta bir kopukluk olabilir. Ama karmaşık bir devre değil de sadece bu kadarlık bir devre ise de burada da neye karşı gelir? JFET bozuktur. JFET bozuk olduğu için drain source bacaklarının arasından akım akıtmıyordur. Gerilim uyguladığınızda akım akıtmıyordur. Şimdi C şıkkına bakalım. Şimdi C şıkkında neyi göstermiş? Gate bacağına bağlı olan bu 1 mega ohmluk direnç üstündeki okunan gerilimin 12 volt olduğunu göstermiş. Yani yukarıdan uygulanan, bu devreyi beslemek için uygulanan VDD ya da VCC, her neyse etiketiyle söylediğimiz
gerilim büyüklüğüyle aynı değerde olduğunu görmekteyiz. Normalde biz ne yapıyorduk? Normalde biz JFET'leri analiz ederken gate bacağının akımının sıfır olmasından kaynaklı gate bacağının üzerindeki direncin de sonsuz olduğunu, sonsuz büyüklükte olduğunu, buradaki gerilimin de 0 volt olduğunu yorumlayarak işlemlerimizi gerçekleştiriyorduk. Burada gate bacağında 12 voltun ölçülmesi aslında neye karşı geliyor? Gate ile 12 voltun uygulandığı drain bacağı arasında bir kısa devre olduğu durumunu doğuruyor. Yani siz burada gerilimi uygulamışsınız bu bacaktan. Ama bu JFET'in içerisinde, gate ve drain bacaklarının içerisinde bir imalattan gelen bir hata olabilir. Bir kısa devre durumu olabilir. Ya da nedir? İşte JFET'iniz bozulmuştur. Veya kurulan, mesela bu işte daha kompleks bir yapının bir parçası ise bağlantıda bir yanlışlık yapılmıştır, değil mi? Karmaşık yapı ise bağlantı hatalı olabilir. Drain ile gate arasında kısa devre olabilir. Bu her iki şeyde olasılık da buradaki gate bacağının 12 volt olma durumu olarak söylenebilecek yorumlar arasında yer alabilir. Evet, C şıkkı için de bu yorumu yapmamız gayet doğru bir davranış olacaktır. Böyle bir soru var. Yukarıda 330K. Source bacağındaki 2K'lık direnç. Bu bir en kanallı JFET. Bu en kanallı JFET'in burası 1K. Burada da 75K'lık bir direnç var. Doyma akım seviyesi IDSS 10 miliamper. Pinch off voltajı da -6 volt verilmiş. Şurada bir ölçüm var. Buradaki ölçüm 14.4 volt. Şimdi bunun sorusu şöyle. Bu yapı, bu devre düzgün çalışmıyormuş. Düzgün çalışmıyormuş. Acaba buna ne
neden olmuş olabilir? Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni nedir diye sorulmuş. Evet. Şimdi şöyle bir bilgi var elimde. Burada bir 14.4 voltluk ölçüm. Jifetlerde ID'nin IS'ye eşit olduğunu biliyorum. ID eşittir IS. Şimdi buradaki gerilim büyüklüğünü kullanarak ben bir akım ifadesi elde edebilirim. Kanaldan akan akım, ID akımı, burası drain, burası source, burası gate bacağı, değil mi? Buradan akan akım ID, kanaldan geçecek, nereden devam edecek? IS'den devam edecek, source bacağından devam edecek. Bu bilgiyi kullanarak buradaki drain bacağının potansiyel büyüklüğü eğer 14.4 volt ölçülmüş ise bu drain bacağından akan akımın büyüklüğünü buraya bağlı olan direncin bilgisini kullanarak ohm yasası ile hızlı bir şekilde 7.2 miliamper olarak elde edebiliriz. FET'lerde en kanallı JFET'lerde Shockley denklemini kullanıyorduk. Kanal akımı dediğimiz akım, doyma akım seviyesini IDSS'nin 1 eksi VGS bölü VP'nin karesiyle çarpımından elde edilebiliyordu. Şimdi benim elimde bir takım değerler mevcut. Ne gibi? ID'yi hesapladım. 7.2 miliamper. Buradaki ölçümden yola çıkarak hesapladım bu arada. Buradaki ölçüm büyüklüğünden yola çıkarak hesapladım. Soruda doyma akım seviyesi 10 miliamper olarak verilmiş. Soruda pinch off voltajının değeri eksi 6 volt olarak verilmiş. Bu bilgileri Shockley denkleminde yerine koyduğumda hesapladığım 7.2 miliamper, doyma akım seviyesi 10 miliamper, 1 eksi VGS bölü eksi 6'nın karesi. Şimdi buradan ben VGS büyüklüğünü çekebilirim. VGS'yi çekerken daha basitleştirilmiş ya da işte diğer tarafa geçip işte karekök işlemi falan alıp şey yaptığımızda, dönüştürdüğümüzde şöyle bir formül elde etmiştik kök içinde. ID bölü IDSS'nin karekök içindeki ifadesinin birden çıkartılmışının pinch off voltajıyla çarpılmış hali. Her neyse. Her halükarda bu çözümü yapmak istediğimizde yine işte ne eksi ve artı eksi kök delta bölü 2a şeklinde bizim gerçel sanal kökleri bulmamız lazım. İşte b kare eksi 4ac bizim şeyimizde delta ifadesi. Buralardan kökleri bulacağız. VGS için birden fazla değer bulacağız. Bunu şey yaptığınızda, buradaki çözümü yaptığınız zaman özetle VGS için bir eksi 0.9 volt,
Bir de eksi 11 volt elde ediyorsunuz. Şimdi bu yapı gerilim bölücü devre. Yani ben bu gerilim bölücü devrede VG gate bacağının gerilim büyüklüğünü, işte gate akımının 0 amper olması, R1, R2 direncinin, R1, R2 direncinin birbirine seri olması, işte buradaki gerilim bölücü devre düzeneğinden yola çıkılarak hesaplanması vesaire gibi adımları şey yaptıktan sonra, gerçekleştirdikten sonra buradaki gate bacağının potansiyel büyüklüğünün 75K çarpı 20 volt bölü 75K artı 330K şeklinde, burası benim I akımım aslında, ohm yasası, daha önce de söylediğimiz gibi bu hesabı yaptığımızda 3.7 volt olarak elde edilebileceğine şey yapabiliriz, görebiliriz. Şimdi bu bilgiyi nasıl kullanacağım? Bakın, bu bilgiyi şöyle şey yapacağım, kullanacağım. VGS için iki tane ifade bulduk. Bu iki tane ifade çift alt indis açılımında VGS dediğim VG eksi VS'den yola çıkarak bir takım şeyler hesaplayacağım, değerler hesaplayacağım. O da şu: VGS eksi 0.9 volt olursa eğer, eksi 0.9 voltu ben burada yerine koyduğumda, VG içinde 3.7 volt koyduğumda VS için bir büyüklük şey yapabilirim, hesaplayabilirim. 3.7 artı 0.9'dan 4.6 volt gibi bir source bacağının gerilimi için bir değer elde edebilirim. Veya VGS için elde ettiğim köklerden diğeri olan eksi 11 voltu kullandığım zaman da yine VG'nin 3.7 voltluk bilgisi ve yine aynı denklem, yine aynı denklemi şey yaptığımızda, kullandığımızda 11 volt artı 3.7'den buranın 14.7 volt gibi bir büyüklüğe denk geldiğini gözlemleyebiliriz. Şimdi şeye baktığımız zaman, VDS'ye baktığınızda, bakın VDS ifadesi için çıkış kısmında yukarıdan aşağıya doğru bir Kirchhoff gerilim yasası oluşturma şansımız var. VDD eksi ID RS artı RD. Şimdi bu değerleri yerine koyduğumuzda da, bu değerleri yerine koyduğumuzda da 20 volt eksi bulduğum akım 7.2 miliamper. Source ve drain bacaklarına bağlı dirençler 2K ve 1K. Bunları çarpıp çıkarttığınızda 20 eksi
21.6. Yani eksi 1.6 volt gibi bir büyüklük elde edeceksiniz. Bakın buradaki ölçümden yola çıkarsak eğer, bana ne demiş soruda? Source bacağının gerilimini 14.4 volt ölçtüm demiş. Ben source bacağının bu bilgisini, bakın VDS için VD eksi VS çift alt indis açılımını kullanarak VDS için VS ne? Bakın burası eksi 1.6 VD eksi 14.4. Bunu diğer tarafa geçirdiğimizde VD için ne bulduk? 14.4 eksi 1.6 volt. Burası ne yapıyor? 12.8 mi yapıyor? 12.8 volt yapıyor. Şimdi şeye baktığımız zaman ana yapıya baktığımız zaman şeyler, sonuçlar bakın birbirlerini aslında tutmuyor. Normalde drain bacağının potansiyelinin 12.8 volt gibi bir büyüklükte olması gerekirken buranın 14.4 volt olması, farklı bir gerilim değerinde ölçülmesi veya buradaki drain source potansiyel büyüklüğünün normalde pozitif çıkması gerekirken, yani ana yapıya baktığımızda buradaki besleme 20 volt aslında drain bacağının potansiyelinin source bacağının potansiyelinden daha büyük bir değerde olduğunu, mesela toprağa göre ölçüm yapıldığında daha büyük bir değerde olduğunu, drain bacağı 20 volta daha yakın. Dolayısıyla drain bacağı daha büyük olmalı, VD büyük, VS olmalı, mantık olarak olmalı. Ama buradaki ölçüm ya da hesaplama sonucuna baktığımız zaman sanki source bacağının potansiyeli drain bacağının potansiyelinden çok daha büyükmüş sonucunu doğuruyor. İşte buradaki tutarsızlık, bu ölçüm değerinin 14.4 volt çıkması aslında neyi gösteriyor? Buradaki şeyin, JFET'in bozuk olduğunu. Bu düzgün çalışmama durumunun nedeni olarak JFET'in bozulmuş olduğu yorumunu yapmamızı şey yapabilir, sağlayabilir. Bakın şöyle bir şey de var, onu geçtik. Bu değere VS'nin 14.7 voltluk değerine, bakın VGS anca eksi 11 volt iken ulaşılabiliyor. Normalde VGS eksi 0 nokta, burada bulduğumuz kökleri şey yapın, hatırlayın. Buradaki köklerde bulduğumuz bu değerlerden yorumlayacak olursak da VGS anca eksi 11 volttayken yaklaşık olarak bir büyüklük, işte 14.4 volta yaklaşık bir büyüklüğe ulaşabiliyoruz. Ama ben şunu biliyorum, zaten VGS değeri pinch off voltajına eşit olduğunda ne oluyor? Kanal tamamen kapanıyordu ve akım akmamaya başlıyordu. Kaldı ki burada VGS pinch off voltajından da daha da küçük bir gerilim değerinde anca
şey olmuş, hani değerler birbirine nispeten yakın çıkmaya başlamış. Tam olarak şey eşit olmasa da işte tam olarak buradaki bulduğumuz 14.7 volt, işte 14.4 volt da tam olarak eşit olmasa da hani bu şeyi yakınlığı anca VGS'nin eksi 11 volt büyüklüğünde şey yapabiliyoruz, elde edebiliyoruz. İşte bu da zaten JFET'in çalışma mantığı düşünüldüğünde, pinch off voltajına eşit olduğunda, akımın sıfır olma durumu düşünüldüğünde zaten akım akmayacak. Akım akmadığı için yani VGS soruda verilen eksi 6 volta eşit olduğu zaman ne olacak? Drain akımı sıfır olacak. Drain akımı sıfır olduğu zaman buradaki 14.4 volt hiçbir şekilde şey olmaması lazım, oluşmaması lazım. Dolayısıyla bu da zaten JFET'in bozuk olduğu sonucunu doğurmakta.